Merhaba sevgili okurlar. Aşkım Kavuşmak ben. Davranış bilimleri uzmanıyım. 9 senedir de kitap yazıyorum ve 10. kitabım Kalbin Hatırı 2 sizlerle buluştu. Şu zamana kadar daha çok ilişkiler, kişinin ruhsal sağlığı, bireysel ve aile üzerine daha çok yazdığım kitaplar vardı ama son 2 sene içinde sosyal medyada yazdığım yazılar, daha çok küçük ve az cümlelerle anlatmaya çalıştığım büyük anlamlar sosyal medyada çok fazla tıklanınca uluslararası platformlarda farklı dillerde yazılmaya başladı. Sonra Facebook'tan bize bir yazı geldi. Dünya sıralamasındaki 100'e girdiğimiz etkileşimden dolayı. Biz de bunu bir yerine bir oturup konuşmaya başladık. Ne yapabiliriz diye. Galiba küçük küçük hap bilgiler ve oradaki küçük teknikler insanların hayatlarına daha hızlı dokunuyor diye düşündük. Bütün yayınlanan uluslararası platformdaki sözleri toparlamaya çalıştık. Onları toparlayıp kitabın sol tarafında Kalbin Hatırı 1 ve 2'de sosyal medyada yazdığım kısa cümleler sağ tarafına da yazdığımız cümlelerin aslında ne anlatmak istiyoruz? Biraz daha derin analizlerini yapmaya çalıştık. Bir de çok teşekkür ederim. Ocak ayından beri çok satanlar listesinde hala tutuyorsunuz. İki de çıktığı gibi sizin zaten o kalbinizle, yüreğinizle o da çok satanlara girdi. Bir sene boyunca ilk kitabın turnesini yaptık. Bu sene de inşallah yaz ayından sonra ikinci kitabın yani Kalbin Hatırı 2'nin turnesine başlayacağız. Daha çok ne anlattım derseniz okumayanlar için kısaca şunu söyleyebilirim. Biliyoruz ki okuduğumuz şeyler, dinlediğimiz şeyler, insanlara bakışlarımız, bazen bir kelime, bazen küçük bir cümle, küçük de olsa farkındalıklar yaratır. Büyük büyük konuşmak ya da çok şey yapmak gene bazen bazı yerlere dokunmak gerekir. Onlar amacım da aslında ve birçok ilde, birçok şehirde, birçok ülkede canlı canlı ulaşamadığım arkadaşlarım, sevenlerim vardı. Onlar hayatlarını nasıl uygulayabilirler bu teknikleri, o farkındalıkları nasıl sağlayabilirler diye düşünürken aslında bir başucu derken küçük bir terapi kitabı çıktı ortaya. Bu iki kitapta daha çok sorunları anlamaya, kendini fark etmeye yönelik. İnşallah çıkacak bundan sonraki kitapta da hangi teknikleri uygulayıp istediğimiz insana, istediğimiz bir ruh haline sahip olabiliriz? Onunla göreceğiz hep beraber. Çok teşekkür ederim.